kursuz ok yol. Yolumda çukurum bol, yaşamsa sanki bir test. İneklik kar etmeksizin çalışmak yine de pes. Etme bu uzun bir hol, boş lafın yeridir raf. Kırık kanat uçurmaz, hareket gerekir kalk. Balakmış hangi daldan, bir bilsem harbi dalacağım. El alem olmuş hep han, alemde kaç iki prof. Ben evin delisi kork, aklımda birikmiş profs. Bir anda söndüler puf, ve rapten aldığım hassa benim verdiğim gaz. Elimde kupada yok, enerjim bitmez ama taklit edildikçe değiştim. Bu çok doğal bir değişim, sineklik taktım canıma. Kulaklıktan ses geçmez, sulak alanlar azaldıkça ve sular aktıkça boşa. Ne yaparsa yapsın insan, yeter ki gitsin hoşa. İster beğen ister beğenme, zaten benim hep koşam. Eşeğin anlamadığı tek şey değildir hoşaf. Gigawatt şarkı beni ton gel yeah. Kabahat bende dost, tost pembe. Tost pembe dosta acı kahve. Posta kandı dost gene baştan. Gigawatt çarpı bin ton gel yeah. Kabahat bende dost, tost pembe. Tost pembe dosta acı kahve. Posta kandı dost, 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 dost. Gerilim çok yüksek ateşli, her kitle bir kütle çarparsa dünyaya tam tertip. Ben mi katlettim, ben mi bomba attım? Ormanları ben yakıp ben mi ağlattım? Savaşı ben açıp acep ben mi mahvettim? İşkence yapıp insanlığımı terk ettim? İşlemler üretip hayat mı zorlaştırdım? Kitle imha silahları ben mi icat ettim? Şöyle icap etti, ben hep rap yaptım. Her bir kifayetsiz ekip insan sattı. Kadrolaştık iyice, kadrolaştırdılar memleketi. Kablolarla boğdular hep yüksek gerilim çemberi. Dertli gibi görünmekte usta olan şeytandır. Lan oğlum, yolun sonuna geldik lan. Ya oğlum, bana karışmayın oğlum. Ne isterseniz veririz size oğlum. Ne olur abi, bana karışmayın. Lan oğlum, sen bizi çok yordun be. Ne olur beni bırakın abi. 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 Öldürürüm lan seni. Sen bizi çok yordun lan. Abi ne olur. Ne istiyorsan veririm sana abi. Ne olur abi. Lan, yalvarışın sonu geldi lan. Onu kaçmadan önce diyecektin sen. Sıkı tut lan şunu. Ne olur yapma abi. Ne olur çoluğum çocuğum var abi. Ne olur abi yapma. Yalvarma lan köpek. Öldürürüm lan ben seni. Ne olur abi. Kurban olayım abi. Lan şerefsiz! Yandım ona! Al lan sana! Al sana! Lan! Buna kafa tonları sonu mu olur lan? İlkan.
olmaz. Etkisindeyim görmüş olduğum şaşkınlıkların. Kurtulmalıyım, dışında kalmalıyım alışkanlıklarımın. Bana benden haber veren rüyalarımın bir anlamına varmalıyım, bir yoldan çıkışa varmalıyım. Yaşadıklarım ve anımsadıklarımdan ibaretim ben. Umsadıklarım sadık olanlar, yaşadıklarım özüne bağlı kalmayanlar. Sözüne yalan katan terazi şaşkınları, farazi malumatları. Şüpheci değil sebebi insanlar, ya da insan olup insanlık dış roller kapanlar. Rabbine hamdü senalar olsun, yazdırıyor ilham kalemi elhamdülillah. Yolundayım neyleyim alemi. İnsanlar komik, onları anlaman için yeter mimik. Tek sahipliğimiz bilmem kaç gram et ve içine sığınan kemik. Onu da toprak alır, elde var ölüm. Hüzünlü son bölüm. Yaklaş bana yanmazsın. Yansan da o senin içinde yangın. Şu an aklına düştüm. Aklın yolu birdir dedim yürüdüm. Mevzu nedir anlarsın. Arzum sana yalvarsın. Şu an kendimi gördüm. Küçüldükçe küçüldüm eyvah. Sigara mı? Devam. Var, gerisi devam. Var. Ben de var. Yakan da çalışır. Buraya çalışır. Ana ha. Dur. Para yaz. Ne yaptın lan sen? Otur ulan. Ben istemediğim sürece buradan çıkamazsın. Ulan önünden parayı sana yedirmem. Ulan biz de seni öldürürüz. Sen kim oluyorsun da nasıl can çekiyorsun lan? Sen kimsin lan bana kafa tutuyorsun? Atın lan dışarı şunu. Oturun. Abi atın dışarı ya. Başka demir var mı? Tamam. Vefa. Buyur abi. Sen git Azrail'e Sinan'ı bul. Bizim mekana gelsinler. Tamam abi. Bundan sonra herkes bizi iyi tanıyacak. Demek ki biz yeterince millerde kendimizi iyi tanıtmamışız. Tutmalıyım, dışında kalmalıyım alışkanlıklarımın. Bana benden haber veren rüyalarımın bir anlamına varmalıyım. Bir yoldan çıkışa varmalıyım. Yaşadıklarım ve anımsadıklarım da... Kov. Çekiyorsun özene ha. Yaşadıklarım özüne bağlı kalmıyor. Çıkıyor lan biraz. Sözüne yalan katan terazi şaşkınları. Farazi mali var. Gel lan hoş geldiniz. Ben zaten kafam duman. Çekeyim ben de biraz. Rabbine hamdü senalar olsun. Yazdırıyor ilham kalemi elhamdülillah. Yolundayım neyleyim alemi. İnsanlar komik. Onları anlaman için yeter mimik. Tek sahipliğimiz bilmem kaç gram et ve içine sığınan kemik. Onu da toprak alır, elde var ölüm. Hüzünlü son bölüm. Yaklaş bana yanmazsın. Yansan da o senin içinde. Buyur abi bizi istemişsin. Oo,
beyler, yüzünüzü gören acı oluyor. Başka biri yoktunuz, hayırdır, nerelerdeydiniz? Sorma abi, birkaç yerde sorun çıktı, gelemedik. Beyler, sorunu morunu boş verin de, hasılat ne oldu? Abi dediğim gibi işte, sorun çıksa alamadım. Demek öyle. Burada sormuşlar, ben sen neden kalın? Kendi işimi kendim görüyorum. İşte bundan sonra hasılata kendimiz çıkarız. Bundan sonra benimlesiniz. Sorun çıkarsan yanına beraber gideriz. Tamam mı lan? Tamam abi. Tamam abi. Tamamdır o zaman. Hadi herkes işini başına. Tamam abi. Siz adamlar ya. Bir işi doğru düzgün yapamaz mısınız lan siz? Tamam zaten ben öyle yapacağım. Kendim geleceğim oraya. Tamam. Bir iş veriyoruz. Adam akıllı üstesinden gelmiyor lan. Kendinden de. Sana gönderdiğim adamlara sıkıntı yaratmışsın. Kusura bakma abi ya. Borçlarım var dediğin dedi. Bak sen. Adamın borçları varmış. Buna bir daha sıkıntı yaratmayacaksın. Tamam. Sıkıntı yarattığın takdirde var ya. Seni beynini patlatırım. Tamam mı? Tamam abi. Şimdi çıkar paraları. Tamam sayma ulan ben sayarım. Bundan sonra... Sonra da sıkıntı çıkmasın, tamam mı? Çoluk çocuğumu nasıl edip ben burada kazanıyorum? Kolay mı bu kadar para kazanmak? Hemen gelip adamın hesabını alıp gidiyorsunuz ya. Allah belanızı versin. Kazanamaz inşallah ya. Thank you.
nasıl ya? Bakın deneme. Bırak lan o silah yerine. Silahlarına güvenip bana kafa mı tutacaksın? Lan var ya, seni o silahı bana doğrultuna pişman edeceğim. Sen adamına söyle silahını bıraksın. Ulan beni bu silahla mı korkutacaksın? Biliyorsun bu silahlar bana işlemiyor. Silahına güvenip de bana racon kesme lan. İndir lan silahını. İndirmiyorum. İndir lan silahını. Kamilciğim bak, beni üzüyorsun. Ben üzülürsem seni fena üzerim. İndir lan silahını. Salak salak hareket edip canını sıkma. Bırak ulan o silahı yerine. Gel Kamilciğim gel. Seni fazla üzmeyeceğim. Yalvarırım, bana karışma. Ulan iki defa adam gönderdim, hasılatı göndermedin. Ulan ile de ben kendim mi buraya geleyim? Şimdi söyle, sana ne yapayım? Yalvarırım, bana karışma. Şimdi söyle bakayım, sana ne yapayım? He? Abi istediğin her şeyi vereceğim, lütfen bana karışma. Sen beni tanıyor musun? Biliyorum. Bana ne diyorlar? Cinnet verin. Ulan biz bu namı sokaktan toplamadık. Bize Cilat Vedat diyorlarsa demek ki biz bunu hak ediyoruz. Aaa! Yandı! Gel lan buraya! Gel lan buraya! Aaa! Yeter abi, artık karışma bana! Ne olur karışma bana artık! Beni bundan sonra ayağına getirirsen Allah şahidim olsun var ya, dilini keserim. Çabuk asılatı getir! Daha sorun istemiyorum, tamam mı? Tamam abi. Al şimdi de bitkine bırak. Epeydir ben buralarda yokum. Bu babayım var, aradan sonra ben Filistin'e gitmiştim, haberi var. Oradaki kardeşlerimize yardım etmek için gitmiştim. Siyonist İsrail her seferinde topraklarını ele geçirmeye çalışıyor. Tabii bizim oradaki gençler bilinçleniyor. Eskisi gibi değil. Aynı zamanda bizim orada kurduğumuz lobi onların masonları her seferinde engel olmaya çalışıyor. Tabii biz durmuyoruz. Biz de üzerimize düşeni yapıyoruz. Bu arada Tüncay'ın durumu nasıl? Öncelikle abi sen de aramıza hoş geldin. Gerçekten yani bayağı sevindik yani senin tekrar aramıza katılma. Filistinli kardeşlerimize de gelince biz her zaman onların yanında olacağız. Bütün kalbimizle, elimizden ne geliyorsa yapacağız. Yapmaya da devam edeceğiz inşallah. Tüncay'ı sordum. Tüncay'ın durumu gayet iyi. Okuyoruz, ara sıra görüşüyoruz. Devam ediyor. İnşallah o da belli yerlere gelecek. Fakat bir sıkıntımız var. Neymiş o sıkıntı? Bizim buradaki gençleri, çocukları, öğrencileri kötü yola sokup bunları her türlü kullanan ve bizi bayağı uğraştıracak bir şahıs var. Hani bu gençlerin hepsini idare eden, kendi bünyesinde barındıran bir şahıs var artık. İsmi makas mıdır, cilet midir, nedir? Vedat adında birisi. Bu gençleri istediği gibi koşturuyor. Bütün kirli oyunlarında hepsini de kullanıyor. Kısacası sen yokken baya şeyler değişti. Baya pislikler türedi. Anlaşılan bu adamlar meydanı boş buldular, değil mi? Biz dışarıda nelerle uğraşıyoruz?
Bu adamların yaptıklarına bak. Ne gerekiyorsa yaparız kardeşim. Sen hiç canını sıkma. Cilet Vedat. Benim ailenin sorunlarım var ondan. Ya bırak bu ayakları, ne sorunu ne korunu, bizde çok sorun geçti. Gel gidelim, bize takıl, hayatını yaşa. Benim ailenin sorunlarım var, sınavım var, hazırlanmam gerekiyor. Gidip ya bırak gerekiyor. Sınavı, kim sınavdan hayır görmüş, sen de sınavdan hayır göreceksin. Gel ya. Yok, ya geleceğimi düşünüyorum. Ben çalışmam gerekiyor. Bırak geleceği, gelecek burada, gelecek bizde. Ama bir seferlik olsun. Ya, tamam, bir sefer. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Sağ ol paşa. İyiyiz çok şükür. Eyvallah abi, hoş bulduk. Bilisindeki kardeşlerimizin durumu nasıl? İyidir. Paşa, şimdi desem durumları iyidir, yalan olur. Biliyorsun, Siyonist İsrail onları mahvediyor. Tabii biz de burada elimizden geleni yapıyoruz. Sağ olsun gençlerimiz boş durmuyor. Aslanlar gibi meydanlara atılıyorlar. Kendilerini siper ediyorlar. Siyonist İsrail her seferinde yerlerine giriyor. Müslümanları, çocukları, yaşlıları katlediyor. Ve bütün ülkeler buna seyirci kalıyor. Herkesin gözü bir kahraman arıyor. Acaba kim bizi kurtaracak? Diyor. Gökteki melekler mi? Yoksa ölmüş gitmiş ecdatlarımız mı? Yoksa menfaatini düşünen insanlar mı? Kim bizi kurtaracak diye düşünüyor. Herkes kendi menfaatini düşünüyor. Paşa, biz hiçbir zaman duyarsız kalmayız. Sen de biliyorsun. Adaletsizlik neredeyse biz oradayız. Hiçbir zaman adaletsizliğe boyun eğmeyiz, eğdirmeyiz. Gerek burada, gerekirse Filistin'de. Nerede bir adaletsizlik varsa biz ona karşı duracağız paşa. Doğru söylüyorsun, iyidir. Biz, bize yapılanı affederiz ama Müslüman kardeşlerimize yapılanı asla affetmeyiz. Filistin sadece bizim davamız değil. Ben Müslümanım ve benim dinim İslam'dır diyen her ferdin meselesi olması lazım. İnşallah olacak. Yiğidim, asıl mesele biz önce buradan başlayalım. Gençlerimizi düşünelim, ondan sonra İsrail'e devam edelim. Benim duyduğum kadarıyla buradaki gençlerimiz de esrar bataklığında, kumarhanelerde, kıraathanelerde, içki yerlerinde, hatta balya dahi alışmışlar. Ve bunlardan nemelenen insanlar var. Bizim yokluğumuzdan istifade edip bu gençleri kullanan insanlar var. Biz tabii ki önce buraya el atacağız. Ondan sonra Filistin'deki kardeşlerimize tabii yalnız bırakmayacağız. Önce kendi çevremizden başlayacağız. Herkesi bilinçlendireceğiz. Toplum bilinçlenecek, aileler bilinçlenecek. Ve milleti esrara sürükleyen insanlar onun hesabını verecek. Gerekirse devlete, gerekirse de biz teker teker mekanlarını basacağız.
ve o pislik yuvalarını başlarına yıkarız. Bu gençliği bu bataklıktan kurtarmak lazım. Bu nasıl olacak? Bu hepimizin birlik ve beraberliğiyle olacak. El ele, gönül gönüle verirsek bu işin üstesinden geliriz. Görmüş olduğum şaşkınlıklarımın kurtulmalıyım, dışında kalmalıyım alışkanlıklarımın. Bana derler haber veren rüyalarımın bir anlamına varmalıyım, bir yoldan çıkışa varmalıyım. Yaşadıklarım yalnızlıklarımdan ibaretim ben. Yaşadıklarım sadık olanlar, yaşadıklarım özüne bağlı kalmayanlar. Sözünü yalan katan terazi şaşkınları, farazi malumatları, şu fikirlerin sıkı insanlar. Fransalar hasreti arkamda, hasretim, hasretim kederim oldu. Kim bilir, kim bilir kızarmamıştır güzelim belki. Bak güzelim, ellerim nasalıdır. Elini tutamam, gözlerim esrardan kızarıktır. Gözlerine bakamam. Sana yaşamak için, sana yaşamak için söz veremem. Ben belki yarına çıkamam, ben belki yarına çıkamam. Demişim ya güzelim, bunlar benim yaşam tarzım. Yıllarca, yıllarca bunlara dayanabilir misin? Kızarmış gözlerim için, kızarmış gözlerim için hal kırabilir misin? Kıramazsın güzelim, kıramazsın. Sen istersin ki okula gittiğinde kolunda sevgilin olsun. Ben de isterim ki karşıma çıkacak o adam ortamcı olsun. Sen bilezik takmazsın, iz olmasın. Ben ise kolumdaki kelepçeyi saklarım, söz olmasın. Sen hayallerini içine saklar, kimse duymasın. Ben ise rakı şişelerini kapamaz, güzel kimse duymasın. Bizim hayatımız budur. Esrar içer susarız, içki içer coşarız. İşte güzelim, sen arkamızdan gelmezsin ama ortamın nasıl olduğunu bilemezsin. Ben şimdi gider şişeleri dizerim. Ben sevdiğimi çok üzerim. Bana aşk ve sevgi olmaz. Birine aşkım dersem aşkı kafama takamam. Esrarım varsa bu sigara yakamam. İşte bizim hayatımız budur. İşte güzelim bizim hayatımız budur. Başkalarına yedirin, azaraktan gelirim. Nazla menzilinden gidin, gerçeklerini bana verin. Tamam oğlum, kim gözler? Ne yapıyorsunuz? Takılıyoruz. Bakın burada yeni bir eleman var. Artık bundan sonra bu da bizimle birlikte olacak. Tamam mı? Tamam. Hoş geldin kardeş. Bir seferlik demiştim. Otur. Bir seferlik demiştim. Otur dedim sana. İçmesen olmaz. Vurdun bana, gel imana. Çek 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 çek. Güzel çek. Ulan esrarında bir şeref var, ulan şerefini 5 paralık ettin. Nasıl içiyorsun ulan sen, temiz iç. Yok ben içmek istemiyorum. Zaten gelmek de istememiştim. Sen kendin demiştin. Bak da öğren. Rabbine hamdü senalar olsun. Yazdırıyor ilham kalemi elhamdülillah. Yerindeyim meyleyim alemi. İnsanlar komik, onları anlamak için yeterlilik. Tek sahipleriz, günden kaç gram et ve içine sığınan kemik. Onu da toprak alır, elde var ölüm. Hüzünlü son bölüm. Yaklaş bana yanmazsın. Yansam yav senin içinde yandım. Şu an aklına düştüm. Aklın yolu birdir dedim yürüdüm. Mevzum nedir anlarsın. Arzum sana yalvarsın. Şu an kendimi gördüm. Küçüldükçe küçüldüm eyvah. Yaklaş bana yanmazsın. Yansam yav senin içinde yandım. Şu an aklına
yok kardeş. Seni çağırmamın sebebi Cilat Vedat'ın mekanlarını bana tespit edeceksin. Bu zehirlediği insanları nasıl zehirliyor? Bir de bize söylesin bakalım. Bundan sonra biz bu adama taviz vermeyeceğiz. Onun bütün mekanlarını teker teker basacağız. Demek ki bu adam durumdan yararlanmaya çalıştı. Biz burada yokken ortalığa el koymuş. İstediği adamı vuruyor, istediği adamı zehirliyor. Biz buna göz mü yumacağız? Tabii ki taviz vermeyeceğiz. Elimizden ne geliyorsa yapacağız. Hiçbir zaman adaletsizliğe karşı biz boyun eğemeyiz. Şimdiye kadar eğmedik, bundan sonra da eğmeyeceğiz. Anladın mı kardeşim? Bütün arkadaşlara da söyle. Herkes toplansın. Benden haber bekleyin. Tamam abi.
Recep. Abi. Kardeşim benim. Kardeşim benim. Gel otur gel. Kardeşim benim. Abi. Abi hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim. Ne zaman geldin abi? Bir hafta oldu kardeşim. Bir hafta. Bir haftadır gelmişsin, daha yeni kardeşine vuruyorsun değil mi abi? Önce gerçekten yani işlerim yoğundu, ondan dolayı gelemedim. Kusura bakma kardeşim. Zaten hep işlerin oluyor. Sen gidiyorsun, iki sene görünmüyorsun. Gidiyorsun, hiç gelmiyorsun. Kardeşim senin ihmal ettiğimin farkındayım. Sen canını sırma, bundan sonra beraberiz kardeşim. Gitmiyorsun değil mi abi artık yere? Gitmiyorum kardeşim. Bundan sonra buradayım. Hep birlikteyiz. Zaten anne baba öldükten sonra... Abi de gittikten sonra... Kardeşim, ben her zaman senin yanındayım, sen canını sıkma. Biliyorum abi, her zaman yanındasın ama yoksun işte. İki sene, üç sene gidip gelmiyorsun. Haklısın kardeşim. Sen, sana bir şey olursa, dünyanın neresinde olursam olayım, mutlaka yanındayım. Sen bunu her zaman böyle bil kardeşim, sen hiç canını sıkma. Bundan sonra beraberiz, tamam mı? Kardeşim, tamam abi. Seninle birlikte bir yemek yiyelim mi? Yiyelim abi, vallahi iyi olur. Hadi kardeşim, çoktandır beraber yemek yememişiz. Vallahi ben de özlemişim abi. Ondan sonra sinemaya gideriz. Oo. Kardeşim. Tamam abi. Hadi kardeşim. Gözüm görmez ağlamaktan, suyu kesildi damaktan. Kesildi damaktan. Öyle bir düğün alayım, tabudum geçti sokaktan. Öyle bir düğün alayım, tabudum geçti sokaktan. Ecel gelince bu canam, baş ağrısı bir bahanem. Mezar taşıma yazılsın, bugün bana yarın sana ey. Öyle bir düğün alayım, tabudum geçti sokaktan. Öyle bir düğün alayım, tabudum geçti sokaktan. Sen de yap. Yaramsızlar ağrır başım, yastığı adamlar gözyaşım. Yaramsızlar ağrır başım, yastığı adamlar gözyaşım. Tabudumu kaldırmayın, yanımda yok ki kardeşim. Tabudumu kaldırmayın, yanımda yok ki ecel gelince bu canım, baş ağrısı bir bahanem. Mezar taşıma yazılsın, bugün bana yarın sarayım. Aferin lan, efkarlandırdın beni akşam akşam. Eyvallah abi. İçin ulan. İçmeyenin kafasına sıkarım. Sabaha kadar için. Var mı ulan bu alemde bize yan bakacak adam? Yoktur abi. Abi. Yok abi. Yoktur abi. İçelim o halde.
Canım ulan! Kendimizden geçelim bugün efkarlıyım. Telgrafın tellerine kuşlar kovalar. İnsan olan sevdiğine böyle mi yapar? Yanıma gel yanıma, yan yanı başıma. Şu gençlikte neler ister bir cahil baş. Ne var? Lan sen niye hiç bize uğramıyorsun? Artık o işleri bıraktım. Kendimiz ve halam para kazanma yoluna girdik. Ne demek lan artık size uğramıyorum? Helal ekmeğimin peşindeyim. Yalan mısın? Paramız param mıdır? Artık sizinle çalışmıyorum. Bırak evime gidin. Öyle kolay mı lan sizinle artık çalışmıyorum? Vedat abi seni gördüğünden kafana sıkacak lan seni. Sen de Vedat'a ya. Şimdi sen anlarsın ben adamın ne kim olduğunu. Lan bırak beni lan! Öldürürüm lan seni! Ne yaptın lan? Manyak herif adamı mı? Baksana konuş ya! Oğlum ya tavuk mu vuruyorsun? Her önüne geleni vuruyorsun lan. Biz izin almadan sen vuruyorsun. Lan bak sen ne anlarsın adam vurmaktan? Ben adamı vurmasaydım adam beni vuracaktı. Yatar onu çevre. Ama. Eyvallah Katar abi. Ne oldu size? Yüzünüze düşen bin parça. Kattar abi ya, bu salak adamı vurdu. Gel otur Kattar abi. Selamünaleyküm beyler. Aleykümselam. Selam. Beyler. Cidat Vedat'ın mekanı burası mı? Ne yapacaksın Vedat abi? Arkadaşlar. İşim var. Sizin kazuniyetiniz hiç gelişmemişimdir. Burada sorun çıkarmak istemiyorum. Vakti dille halletmek istiyorum. Size Vedat'ın nerede olduğunu sordum. Ama siz pis pis sırıtıyorsunuz. Ne sen? Burası Vedat abinin mekanı.
Burada adamlık taslama. Bak kızım, önce git adam ol, ondan sonra gel bana adamlık dersi ver. Lan sen adam olmuşsun da bir de karşıma çıkıp adamlık dersi veriyorsun. Önce git kendin adam ol, ondan sonra karşıma çık. Dur lan silahını. Kapatasını havaya uçurayım. Salak salak hareket etmeyin. Murat abinin mekanından çıkın. Lan beyinsiz. Mekanı senin başına yıkarım lan. İndir lan silahını. Sen istedin. İndir lan silahını. Allah'ım. Biz yasalara uyan insanlarız. Böyle yasa hareket etmek istemeyiz. Eğer istese göre de hareket ederiz. Allah. Hayata selam olsun. Allah. Vurdu beni o hayvan. Ay! Yavaş! Çabuk meydan kapı yarı! Çabuk! Alo Vefa! Bu Yunus'tan adam mekanı bastı, Gattar abiyi vurdu. Tamam. Abi bu Yunus'muş kimmiş, bizi mekanlardan birinde basmış. Dağıtmış her yeri abi. Kim lan bu Yunus? Kendini ne sanıyor, bizim mekanları basıyor? Abi valla kim olduğunu biz de bilmiyoruz. Valla çabuk gidin Yunus'u bulun. Tamam abi. Hayat bazen zehir, bazen bal gibidir. Zira zehri tadan balın halinden, balık alan ise zehrin halinden anlayamaz. Bu şu demek. Zehir içen gençlerimiz ile bal yiyen gençlerimiz bir araya gelmeli. Yani daha doğrusu zehri ballaştırmalıyız. Bu gençlere yasakları getirtmeden, ürkütmeden iyi bir safa çekmek lazım. Bu sadece silahla olacak bir şey değil. Zorla kimseyi adam edecek değiliz. Bu bakta düşünürsek İlim çerçevesiyle her şeyi Allah'ın izniyle hallederiz. Biraz sabır, yiyelim, biraz sabır. Paşam, doğru söylüyorsun. Gözünü seveyim. Bazı insanların gözü kör, kulağı sağırdır. Ne söylesek tesir etmiyor. Yani adamlar ilimden yoksun, cahil bir şekilde büyümüşler. Ama yine tabii umudu kesmemek lazım. Doğru söylüyorsun. Şiddete başvurmamak lazım. Bazı noktalarda şiddet de olmasa olmuyor. Yedim, şu bölgede bizim gibi 4 kişi kalkıp ilimle amel etse zaman gelir ki bir memleket bunları örnek alır, bunların gittiği yoldan giderler. Bu zamanla olabilecek bir şey. Galeyana gelip de bir şeyleri aniden yapmanın şeyi değil. Yapamayız onu hemen. Biz evliya değiliz. Biz kalplerden anlayan doktorlar değiliz. Zaman olacak bir şeylerdir. Bu memlekette Tuncaylar yetişmeli. Okuyan kardeşlerimiz yetişmeli. Hakkı, hukuku, adaleti bunları anlatmalı. Bunlar vasıtasıyla memleket düzelir. Efelikle, silahla bunlar düzelmez. Ama gerektiği noktada onu da kullanmasını da iyi biliriz. Paşam, doğru söylüyorsun. Ben de sana katılıyorum. İlimle devam etmemiz gerekiyor. Gençlere yardımcı olmamız gerekiyor. İçim biraz daraldı açıkçası. Mehmet, sen de bize bir parça söyler misin gerçekten? Dur abi. Aslanım ben size. Niye çattın kaşları? Bilmiyorum ya suçları. Niye çattın kaşları? Bilmiyorum ya suçlarımı. Ben ölürse saçlarını yoluma gayrı.
Selam göndermişsin. Sen kimsin lan? Lan Vedat, selamını almaya geldim. Ne selamı lan? Şimdi anlarsın. Ne oldu? Kardeşim vuruldu.
Gördüğünüz gibi beyler, Yunus'un kardeşini vurdu. Bundan sonra Yunus rahat durmaz. Bu nedenle biz kendimizce bir tedbir alacağız. Şimdilik işimiz esrarcı konundan bütün adamları, bizim rajoncu adamları, bir de bu kıraathanelere bakan adamlarımızı toplayacağız. Sinan, Kemal, gidin bizim adamları toplayın, hepsini buraya getirin. Tamam abi. Bekliyorum. Tamam. Dikkatli olun yalnız. Yunus'un kardeşini vurmuş. Siz de ona göre dikkatli olun. Tamam mı? Thank you.
Efendim Şükrü'yle. Abi neredesin? Evdeyim kardeşim. Merak ettim de. Tamam, birazdan geliyorum. Tamam. Tamam. Geçimden geliyorum. Beyler hepiniz merak ediyorsunuz. Sizin için böyle acilen çağırdım. Yunus denilen herif yanına almış birkaç kendini bilmez ile bizim mekanları basıp bayağı bir işlerimizi bozuyor. Bu nedenle bizim de kendimize göre tedbirlerimiz olacaktır elbet. Biz herhalde bunlara kendimizi tam tanıtamadık. Bu nedenle işinizde ciddiyet istiyoruz. Gerekirse onların kökünü kurutunuz. Her halükarda her şeye karşı bir olur, Yunus'u ortadan kaldıracağız. Abi bu arada Yunus diyen adam yine bizim mekanlarından birini basmış. Üç adamımızı vurmuş abi. Ne demek lan adamlarımızı vuruyor? Biz adamlara silah vermiyor muyuz? Bu adamların eli armız mı topluyor? Bu adamlar beceriksizliklerinin kurbanı oldular. Ona göre kimsenin bir daha bu duruma düşmesini istemiyorum. Ben işimi şansa bırakmam. Şansa inanmam. Ortada bir şans varsa onu da ben yaparım. İstediğimi hayatıma sokar, istediğimin de hayatına son veririm. Anlaşıldı mı? Evet abi. Ulan biz Azrail'e çember takmış adamlarız. Bugüne öyle geldik. Buyunuz bizim mekanı basar da biz basamaz mıyız? Kemal! Evet abi. Arabayı hazırla çıkıyoruz. Tamam abi. Ulan Yunus, şimdi bitirdim seni.
Buyurun beyler. Nerede lan Yunus? Bana bak. Düzgün konuş. Düzgün konuşmasını senden mi öğreneceğim lan? Abin olacak Yunus nerede? Kimsin lan bizim mekanımızda ahkam kesiyorsun? Ben Nedat. Ulan bütün dünya bizi tanıdı da bu adamlar bizi daha tanıyamamış. Ooo demek Nedat Bey'sensin ha? O kör bezik gençleri, çocukları kendi o pislik emellerine alet eden sensin ha? Heh işte dediğin o Nedat benim. Dayanamadın mı lan sen? Neyini vereceğim lan senin? Ulan o silahı uzattığına pişman edeceğim seni. Ya senden korksaydık senin o pislik yuvalarını basmazdık. Ulan cesaretin gözlerimi yaşarttı. Ulan üçer parça bir kişisin, daha direniyor musun? Bu yanımıza almayacak o. Ulan o abin olacak Yunus'un icabına bakayım da. Senin o pislik yuvası dediğin yerler senin nazarın olacak. İndir lan silahını. Yanına kalmayacağım. Götür lan şu adamı. Yapak. Konuşma lan. Niye dağılmış böyle ya? Allah Allah. Nerede lan abin olacak Yunus? Gelsin de kurtartın seni. Seni öldüreceğim var ya. Ulan seni parçalasam içim rahat etmez. Ama dua et ki işime lazımsın. Ulan var ya. Ulan bir de öleceksin daha. Tehdit mi ediyorsun beni? He? Ya öldüreceğim seni, yanında kalacağım. Hapisi olacağım, Yunus'u ara hemen bana. Tamam abi. Efendim? Yunus! Benim Vedat, tanıdın mı? Vedat, cilet Vedat. En sevdiğin adamın elinde. Erkeksen gelip alacaksın. Adamın elinizde mi? Lan onun kılına bir sabır gelse, yedi kat yerin dibine girsem bile seni çıkarım, kafanı sıkarım lan senin. Yerini söyle, geliyorum şimdi. Kardarı çağır. Tamam abi. Ben uğraşamam bu adamla. Gelsin biraz daha uğraşsın. Aslan! Gel sana iş var. Buyur abi. Kardar. Emret abi. Senin en sevdiğin işlerden birini sana devrediyorum. Niye
gel kavga. Abisi olacak Yunus gelene kadar biraz icabına bak. Ben gidiyorum şu an. Güzel abi arkadaş ha. Tamam abi. Yürün olur. Nasılsın hocam? Durumun nasıl? Mekan basarsınız değil mi? Ah. Durumun çok da kötü. Baksana bu yüzüne. Bak bak alır babamı. Yanına kalmayacak lan. Yanıma kalsa da ne olur he? Bana bak. O Yunus abin gelsin de kurtarsın seni. Ne oldu? Mekan basarsınız değil mi? Ayağıma kıydınız ayağıma. İyi mi? Vah vah vah. Tek tek var. Birazdan kelime-i şehadet kesin, tamam mı? Yoksa öldürürdüm seni, yoksa sakatla bakırdım. Yine iki işime yarıyorsun, biliyor musun? Yeter lan kadar. Senin gibi kadarsın ha. Tamam abi. Ya lazımdır bize adam. Sen abime dua et. Lan nerede kaldı senin o abin olacak yine? Yürüdük. Oğlum bitirmişsin adamı.
Sana güzel avarla dediysen öldür demedim ya. Adamları geldi. Herkes yerine alsın çabuk. Tamam abi. Gelsin bakayım. Abin seni seviyormuş. Geleceği varsa göreceği de vardır onun. Gelsin ya. Eda! Oo Yunus demek geldin. Ulan ya sen çok cesaretlisin, ya da çok deli birisin. Buraya herhalde ölümüne geldin. İndir lan silahını. Cesaretli olduğunu bilmem ama deli olduğunu bilirim. İndir lan silahını. Senin kafatasını alana uçurum lan.